İslami mücadeleye girdikleri için
Musa Aleyhisselam'ın Medyen tarafına hicret mecburiyetinde kaldıkları gibi Müslümanlar da bir müddet sonra Medine'ye hicret edecekler. Musa Aleyhisselam Medyen'e, Muhammed Aleyhisselam Medine'ye. Benziyor değil mi? Aslında bir anlamıyla Müslümanlar Musa Aleyhisselam üzerinden geleceğe hazırlanıyorlar, müjdeleniyorlar ama sıkıntılarla haber veriyor. 10 yıllık bir çobanlık yapan bir peygamber. Ben köylerde imamlık yaptım ama o zaman bilemedim, farkında varamadım. Bazen böyle bir fırsat bulsam da diyorum, böyle çobanlık yapan bir dostun yanında bir gün sabahleyin bir gitsek de onunla beraber. Gerçi bizden çoban olmaz da dikiliriz ya da onu meşgul ederiz ama akşama kadar bir dursak, beraber dönsek de hiç değilse hani fotoğraftan görmek gibi bizim de hayatımızda bir gün bir çobanlık olsa sünnet midir, değil midir bir şey diyemem ama Resulullah'ın sevdiği için bir insan örfi bir ameli bile yapsa onu ondan bir sevap. O zaman saraydan çobanlığa bir hayat yaşayan peygamber. Ama olayların baktığımız zaman bir adam öldürülmesine karışıyor ve onun arkasından da ikinci bir olaya karışıyor ve oradan da kaçması gerekiyor. Haber veriyorlar, kaç buradan diyorlar. Başka bir şey daha öğreniyoruz. Zalimden de kaçmanın cevazına işaret var değil mi? Zalimden kaçıyor Firavun'dan. Çünkü adam öldürdüğü için başına ne geleceği belli. Demek ki insan kaçabilir, bunu görüyoruz. Başka bir şey düşünüyorum, derse döneceğim. Musa Aleyhisselam Firavun'dan korkup kaçıyor, bir beşer buluyor. Ama peygamber olduğu zaman Cenab-ı Hak git ona diyor. Ya Rabbi nasıl giderim, benim başımdan böyle böyle bir şeyler geldi. Esnehu ve erra. Görüyorum ve işitiyorum, takip ediyorum. Git ama giderken korkma ve beni zikretmeyi unutma. Dün ondan kaçan insanı bugün onun ayağına gönderiyor Kur'an. Peygamber olmanın imanın gücüne bakıyor. O zaman peygamber değil, hikmeti, ilmi vardı ama henüz peygamberlik göreviyle kuşanmamış. O zaman demek ki bu kıssalarda kim bilir düşündükçe, derinleştikçe, bir de bunları yaşadıkça, hissettikçe ne derinlikler var görüyoruz. Buradan baktığımız zaman mesela Yusuf Aleyhisselam hakkında zindana düştü değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam nereye gitti? Seul Dağı'na gitti. Zindan gibi mi değil mi? Öyle değil mi? Küçücük bir yere sığındı. Müşriklerin davet ettiklerini terk edip bir zindanda sığınan Muhammed'in emin ve Muhammed'in Resulü düşündü. O zaman biz başımıza öyle bir şey gelse bazısı ne düşünür? Ya benim bıraktığım saltanata bak der. Doğru mudur bilmem. İbrahim Ethem Hazretleri padişahlığı veya idareciliği bırakmış, işi dermişliğe vermiş. Yolda giderken günün birinde birisi onunla tartışmış. Meydan okumuş ona, azarlamış. İbrahim Ethem, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum demiş adam. Bilseydin böyle yapmadın. Yani şu ülkenin hükümdarı olduğumu bilsen bana böyle yapmazdın. Ama bırakmış ama gene de adama böyle söylemiş. Derler ki ona bir gönlüne bir ses gelmiş. İbrahim Ethem'e, sen bedenen tahttan indin ama gönlün hala tahta geziyor senin demiş. Bedenin indi ama gönlün orada geziyor. Yani hala hükmetmek istiyor demiş. Onun için sevgili peygamberimizin bu kadar alemlere rahmet gönderilip Miraç'la manevi yüksekliğe eren bir peygamberin iki kişinin sığacağı bir mağarada da geçen hayatı unutmamak lazım. Öyleyse hayat tek düze hep mutluluk değil. Peki öyle olmaz mı? Bir ayet okuyalım, ondan sonra hemen ayetlere geçeyim. Yerini bulursam söyleyeceğim. 41. ayet. Efendim, yok 41 değil. Hac Sure-i Celilesi'nde geçen bir ayet-i kerime numarası 11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ
İnsanlardan öylesi vardır, Allah'a kıyıdan kıyıya, kenardan kenara ibadet eder. Ne demek kıyıdan kıyıya, kenardan kenara? Eğer ona bir hayır dokunursa, gönlü hoşnut olur, başına bir kötülük gelirse gerisin geriye küfre döner. Yani dermiş gibi şirkte, biz Müslüman olalım madem o Müslümanlık çok iyi. Olduktan sonra hanımlarından erkek çocuklar, efendim develerinden bol yavrular, ürünlerinden bol ekinler olursa şu Müslümanlıkta ne lezzetli, oğlanlar, sürüler, ekinler, ne bereketli din derlermiş. Dine daha da ısınırlarmış. Ama Müslüman olduktan sonra dünyevi bu beklentileri istediği gibi gitmediği zaman ya biz Müslüman olduk, hiç işlerde iyi gitmedi, dua ettik, açılmadı, evlat olmadı, sağlık yerine gelmedi, şundan olmadı der, dinden dönermiş. Bak görüyor musunuz? Bugün de aynı zihniyet, aynı vesvese bize geliyor mu? Ya da böyle insanlar görüyoruz. İşte ayet-i kerime, bakın Hac suresi 11. ayet. Şimdi dönüyorum. En son şunu söyleyeyim. فَلَمْ تَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ Ben mücrimlere, günahkarlara asla arka çıkmayacağım dedi Musa Aleyhisselam. Çünkü bir gün evvel onu İsrail oğullarından biri kavga ediyordu. Çağat etti, o da yanıma gel dedi. O da gitti ama sonra Kıpti'ye vurdu. Vurunca da öldü. Murad'ı öldürmek değildi bir kavgadaki tokatlaşma diyelim. O anda da ondan sonra böyle bir durum oldu. Sonra bu iş şeytandandır dedi. Yaptığı işin bir zulüm olduğunu hatırladı. Tevbe etti. Cenab-ı Hak onu bağışladı. Gafurur Rahim'di Allah-u Teala. Ondan sonra da dedi ki Ya Rabbi bana ihsan ettiğin bu nimetlerden dolayı efendim bir daha ben zalimin arka çıkmayacağım. Şimdi gelin dersinize. فَاَسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا Korkarak sabahladı. Dün bir adam öldürdü ya. Demek ki suç işleyen insanlar içinden hep korkarlar. Doğru mu değil mi? Hepimiz düşünelim. Vakıf, dernek, cami, muhasebe, cemaat, ev, ticaret, siyaset, efendim, gıybet, günah, başka günah, ne düşün. Ne kadar günah olursa olsun o günahı işleyen bir anı çıkabilir mi diye bir tereddüt olur mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Kimse bilmiyor ama Musa Aleyhisselam ne oldu? Etrafı korkayarak yatarak da bu çevreyi gözetleyerek korku içinde sabahladı. Peki insan korkar mı? Korkar. Şimdi peygamber korkar. Hani korkmayın diyor. Korku iman ve insani yolda ise bunun bir zararı yok. Ama korku imanı reddeden, imanı ihmal eden, önemsemeyen, imanı terk ettirense bu tehlikelidir. Yoksa korkmamak mümkün değil. Yani insan korkar. O zaman burada görüyoruz ki korkuyla sabahladı. فِيْتَنْ لَدِسْتَنْصَرَهُ مِنْ اَمْسِي يَسْتَصْرِهُ Dün ondan diyor, kendisinden yardım isteyen insan bugün tekrar feryadı fikan içinde yardım istiyor. Bir baktı dünkü kavga eden İsrail'di. Bugün başka bir Kıpti ile kavga etti. Dedi ki gördün Musa Aleyhisselam. Ya Musa neredesin? Çabuk yetiş dedi. Bak adam bana ne yaptı? Dün de aynısını yapmıştı bu. Musa Aleyhisselam bunu görünce gâle lehu Musa. Musa Aleyhisselam. İnneke legaviyyun mübin. Muhakkak sen azgın bir kimsesin dedi. Ben zalimlere yardım etmem dedi. Azgın bir insansın sen. Yani benden yardım beklemedin. Fakat bunun tabi geçen hafta geniş ama bu konu yani Kasas suresi 14'te 21. ayetler peygamberlik konusu, masumiyet konusu, günah konusu, tevbe konusu, itikadi, fıkhi birçok konu için içermektedir. Şimdi böyle dediği halde Musa Aleyhisselam فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْدُشَ بِالَّذ۪يهُ وَاَنُ كُلَّهُمَا Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istedi. Bazı araştırmacılar diyor ki bir insan bir işi yapmayacağım dese bile o işteki başarılı olması hemen bazen mümkün olur. Burada bir şey söylerken korkuyorum. Musa Aleyhisselam'a karşı dilim yanlış bir şey söylemesin. Öyle bir şey yok ama yanlış anladım. Ama şöyle bir açıklama getireyim. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz Hızır'la yolculuğu
olayda itiraz. 1, 2, 3. Sabırlı olabiliyor mu? Olamıyor. Olaylar öyle karışık ki gemiyi deliyor, çocuk öldürüyor, duvar örüyor, biliyorsunuz. Her birinde itiraz ediyor. Efendim diyor ki keşke Musa sabretseydi, çok şey öğrenirdi. O zaman burada şöyle bir şey var. İnsan bir işi yapmaya karar vermesi demek hemen onu başaracağı anlamına gelmez. Ben namaz kılmak istiyorum, olabilir. Bir başla bakalım, görelim. Bir görelim. Hemen kılmak istiyorum deyince zaten yapmışsın ki 40 vakit, 50 vakit, 40 sene devam ettirecek diye. Uzun uğraşılar gerekir, mücadele gerekir bu şey. Musa Aleyhisselam, ben yardım etmeyeceğim dediği adam kendisinden yardım isteyince, efendim, adam dedi ki Musa Aleyhisselam'a, bana ya Musa, etumine entekunani kema katate nefsen bi nefsen bil emz. Efendim Musa'yı isminin de düşmanı olan adamı yakalamak istedi bu sefer. Tekrar hani yardım istedi ya. Yeniden araya girdi. Fakat iki görüş var burada. O Musa Aleyhisselam'a şöyle demiş. Ey Musa, dün bir adamı öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin? Bunu kim dedi? Kıpti mi dedi, İsrail'i mi dedi? Tefsirciler bir türlü karar verememişler cümlenin giriş yaptığına. Konuşma metni olsa kimin dediği görülür. Ama yazılı metinde Musa bir nereye gidiyor? Bazısı şöyle demiş, bu Musa Aleyhisselam'ın yardım etmek istediği İsrailoğlu, dün zaten birini öldürüldüğünü biliyordu. Bu sefer de Musa Aleyhisselam ona sen azgınsın dedi. Onları tutmak isteyince, yani o zaman dedi ki eyvah beni mi öldüreceksin dedi. Ya da Kıpti, Musa Aleyhisselam'ın bir adam öldürüldüğünü duyuldu. Dün adam öldürdün, beni mi öldüreceksin dedi. Böyle iki farklı görüşte uzun uzun mütalalar var. Dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? اِنْ تُوِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْاَرْ Sen yüzer yüzünde ancak bir cebbarlık yapıyorsun. Kırıp döküyorsun demektir. وَمَا تُوِيدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ Ve yeryüzünde ara buluculardan muslih olmak istemiyorsun dedi. Kim dedi? İhtimal ki İsrailoğullarından olan demiş. Çünkü dün öldürdüğünü o biliyor. Başkası bilmiyor esas itibariyle. Bu ağırlık var. Ama burada şöyle bir şeye dikkat ediyoruz. Biz birisine yardım ettik. Onun yüzünden başımız belaya girse bile, eğer bir gün o yardım ettiğimiz adam, akıllı bir adam değilse, zulüm içindeyse, onunla ilgili başka bir olaya karıştığımızda ilk bizi ele verecek adam, büyük kendine yardım ettiğimiz adam. Yani bizi çok çabuk satar. Demek ki Musa Aleyhisselam aslında yardım etmek istediği olayla bir adam ölmüştü. İkinci gün yardım etmeye kalktığında karşısındaki yardım ettiği adam sen beni öldürmek istiyorsun, sen cebbar birisin, sen arabulucu değilsin diye Musa Aleyhisselam'a ne yapıyor? Bu şekilde yaygara yapıyor. Ve böyle bir yaygaranın sonucunda bu Musa Aleyhisselam'ın dün başından geçen öldürme hadisesi insanlar tarafından ne yapılmıştır? Duyulmuştur. Şimdi Musa Aleyhisselam peki neden öldürmüştür? Belki derse yeni katılanlar var. Onunla ilgili bir cümleyi tekrar söyleyelim. Ayette buyuruldu ki هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ Birisi onun taraflarıydı. Birisi de, yani taraflarında İsrail olan, biri de düşman tarafından. Biz insanlara yardım ederken hangi ilgi üzerine yardım ediyoruz? Yani hatta şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ayet numarasını bulursam söyleyelim. Mesela diyelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında olan bir hadise var. O hadisede işte bir münafık hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapınca münafık bir Yahudi'nin evine çaldığı şeyi bırakıyor. Sonra da sırsız Yahudi gözüküyor. Onun da çuvalı o tarafa gitmiş döküle döküle. Efendimiz de herhalde çalmıştır diyor. Alamet öyle. Münafık da yemin ediyor. Ayet geliyor. İnna enzelnâ ileyke kitâbe min hak. 105. ayet Nisa suresinde Cenab-ı Hak biz sana kitabı hak olarak indirdik. İnsanlar arasında Allah'ın sana öğrettiği şekilde hükmedesin diye وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ فَص۪يمًا Sakın hainlerden yana savunucu olma. Peygamberimize diyor. Hain bu adam sakın bunu savunmaya kalkma. O zaman burada şu var. Biz mesela diye Katapazarlı hemşerimiz diye, Sünni diye, Müslüman diye ya da işte Türk diye ya da ne bileyim başka bir şey beyaz diye mi savunacağız bir insanı? Neye göre savunacağız? Bizim bir insanı savunma ilgimiz ne? Bizim cemaattan diye mi savunacağız? Tarikattan diye mi savunacağız? Aileden diye mi savunacağız? Kitap şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim.
bir kanlı olan düşmanlığını size adaletten men etmesin. Bir kere böyle. Yani düşmanımız bizim elimize düşse şöyle inanmalıdır. Ben onun düşmanıyım ama onun için adalet çok önemli. Hiç korkmuyorum. Bu adaletlidir diyebilmeli. Veya hepsinize, ailenize, anne babanıza, akrabalarınızın aleyhine de olsa doğru söyleyin ilkesi var. O zaman burada şu var. İnsanlar önce eğer batılda hareket etmek istiyorlarsa ben merkezde hareket ederim. Şeytanın yaptığı gibi. Ben haklıyım, ben üstünüm, ben değerliyim, ben kıymetliyim, sen değersizsin. Ama eğer gücü ben demekle karşıya meydan okuyamıyorsan ben diyen bir ırk mensuplarıyla hareket etmek isterim. Yani benden ırka geçiş olur. Bu sefer ne oluyor? O kabile. Irkçılık yok mudur, var mıdır? Şimdi bazen bakıyorum ben ırkçı değilim diyor insan. Ama kendi köyünü şehire tercih ediyor. Zulümde tercih ediyor. Kendi köyünü. Yani isim vermeyeyim. İşte şu memleketteki şu köyün insanları kendini ne yapıyor? Çok üstün görüyor. Ya halbuki ibadette de üstün görmek gibi, zulümde de üstün görmek zulüm, öyle değil mi? O zaman böyle baktığımızda efendimiz, ey insanlar, şunu bilin ki Rabbiniz bir, atanız birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan Arap'a, beyazın siyah, siyahın beyazı üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir buyurmuyor mu? Hatta ırkçılık davasına çağıran, ırkçılık için savaş eden ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Ebu Davud hadis-i şerifi var. Başka bir hadiste, ırkçılığa davet eden zalim cahiliye ölür, İslam dışı ölümle ölür. Buyurmuyor mu? Hatta ırkçılık zalim olduğu halde kendi kavmine ve taraflarına yardım etmektir. Zalim bu adam ama bizim memleket, bizim ülkeden, bizim kavimden, bizim soydan, sülaleden ama zalim yardım edersen ırkçı olursun diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ebu Davud'un yanlışı. O halde şimdi mesela ben bir yerde bir kavga arasındayım. Bir çocuklarla bir genç kavga etmiş. O çocukların sahip olduğu aile büyükleri aynı şehirden göç etmişler. Aynı şehirden. Ne kadar kadın, adam, çocuk varsa eline sopayı, süpürgeyi, taşı alan o genci dövmeye gelir. Ellerinden alamıyor kimse. Öyle vahim bir durum var. Giren de öleceklerdir. Allah'tan bir genç onlardan gene akıllı çıktı da o kendi akrabalarından öbür genci kurtardı. Anlamak falan yok. Tamam. Niye? Çünkü biz zalim olan bizim kimi karşıkına önemli ki bizim akrabayı. Bunun için Hüseyin Ömür Kessab isminde bir adam var. Peygamberliğini ilan ediyor bu adam. Birisi diyor ki ben senin yalancı olduğunu biliyorum. Muhammed'in de doğru olduğunu biliyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor bizim kabilenin yalancısı başka kabilenin doğrusundan daha yakındır bana. Bizim kabilenin yalancısı başka bir kavmin doğrucusundan daha yakındır bana. Yani yalan da söylese bizim insanımız. O zaman Müslüman olmak ırk merkezli değil, ben merkezli değil veya sülale aile merkezli değil. Neydir? Adalet ve tevhid ahlak merkezli olması gerekiyor. Böyle olunca Peygamberimizin bu ilkelerini Mü'minin suresinde görüyoruz ki sura üfürüldüğü zaman o gün aralarında soy sop yakınlığı kalmayacak, birbirine arayıp sormayacak burayı. Bakın, sura üfürülünce ne Türklük, ne Araplık, ne Karadenizlilik, ne Adapazarlık, ne Manavlık, ne Macarlık, ne sülale, hiçbiri kalmayacak. Bütün soylu bitecek. Ne olacak? Herkesin soyu iman olacak. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine sormuşlar tasavvuf büyüklerinden. Nesebiniz nereye var demişler. Nesebiniz, soyunuz, o da soyla bir yere varılmaz demiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, bir insanı ameli geri bırakıyorsan, nesebi, soyu ve sülalesi onu ileri götürmez. Soyu ve sülalesi ne yapmaz? O insanı ileri götürmez diyor. Şimdi durum böyle olunca, o zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki üstünlük davası takvanın dışında ise bu şeytana yakışır. Bize yakışmaz. E peki takva olayımız bu cemaatın takvası kim? Müttakisi. Hüve e'alehu bimenittek.
takvada niyet de önemlidir. Biz hep amellere göre iyi deriz ama o amelin gösteriş midir, samimi midir? Bu boyutunu bizim bilmemiz nedir? Mümkün değildir. Onun için de Adem çocukları topraktan yaratılmıştır. Her tarafın dişleri gibi nedir? Müsavidir. Peki bir insan kavmini sevemez mi? Sevebilir. Ancak zulümde yardım edemez mi? Bir de ehliyet ve diyanatta kavminden olanı göreve getirirse bu da yıkılmaya vesile olur. Bizim memlekette ona güveniyoruz, ona görev veriyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra karşı taraf öfkeleniyor. Halbuki şöyle inanırsa, bu insan adam seçerken ehliyet ve diyanata bakar. Yoksa kimin sülalesinden olduğuna bakmaz. O zaman güzel. Ama öyle olmuyor. Bir yere bir müdür geliyor bir yerden. Bir bakıyorsun 10 tane adam alınıyor, 7 tanesi onu görüyor. Yani hep diyafatlı olarak öyle mi çıktı? Hayır, güvenilir diye alıyor. Ama iş bakımından güvenilir olmadığımız ortaya konuluyor. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün ırkçılığa çağıran nedir? Bizden değildir. Hazreti Musa tabi burada ırkçılığa çağırmıyor insanları. Ama asıl itibariyle burada şu, kendisinden diye bir adama yardım etme yüzünden başına bu iş gelmiş. Sanırım Selman bin Farisi, sahabeden Sa'd bin Ebi Vakkas ile Selman arasında bir problem çıkıyor. Bu problem çıkınca Sa'd bin Ebi Vakkas, Selman bin Farisi'nin bulunduğu ortamda herkes soyunu sayısın diyor. Yani sen kimlerdensin? Hani asaletimiz olur ya, ben falan sülaletim diye. Bazen asaletimizdeki insanlar iyi olabilir. Sahabenin birisi soyunu sayıyor. Selman-ı Farisi Irak-İran tarafından gittiği için sayacağı tanınan, bilinen bir soyu yok. Ve şöyle cevap veriyor, diyor ki benim soyumu öğrenmek istiyorsan Rabbim bana İslam'ı lütfetti. O yüzden ben İslam'ın oğlu Selman'ım diyor. İslam'ın oğlu Selman. Hazreti Ömer bu olayı duyuyor, çok üzülüyor ve Selman'a şöyle sahip çıkıyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Kureyş'in çok iyi bildiği üzere benim babam Hattab'dır diyor. Ömer bin Hattab demiyor. Ama cahiliye döneminin de seçkin bir adamıdır benim babam diyor. Babam seçkin ama küfür döneminin seçkin bir adamı. Artık benim babamın adıyla anmayın. Çünkü ben İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im diyor. Ve akide geçiyor. Hazreti Ömer kendine sanmış. Benim babam cahiliye döneminde saygın bir insandır diyor. Ama o cahiliye İslam olmayan dönemin saygınıydı. Beni anmak istiyorsanız İslam'ın oğlu Selman'ın manevi kardeşi İslam'ın oğlu Ömer'im diyor. E şimdi bazıları daha şamanistlere kadar gidiyor. Batıl efendim atalarına babalarına intisap ediyor. Bütün bunlara baktığımız zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki bizim taraftarlığımız adalet ve ahlak ve tevhid üzere olmalı. Bir gün Evsika Hazreç kabilesi var, ikisi de Arap kabilesi. Aralarında bir münakaşa çıkıyor ve bu münakaşada işte siz mi üstünsünüz, biz mi üstünüz? Yani şöyle söylemek istiyorlar, diyorlar ki oradakiler, bu kabile çok önemli. Halbuki Süheyb var, bundan gelen, Habeş'ten gelen Bilal var, Fars'tan gelen Selman var. E bunlar da bir soyu sokuyor. Ama bunlar da bu Arapların üstünleriyle beraber aynı yere de oturup aynı söze sahip midirler? Çok benzemiyor ama size bir hatıramı tekrar anlatayım. Din görevlisi olarak yurt dışına gönderdiler beni. Ramazan'da. Şimdi orada bana Atapazarlı bir delikanlı dedi ki evli biri, hocam sizden bir şey talep edebilir miyim dedi. Buyur dedim. Yapabilirsek olur dedi. Buyur dedim. Hocam dedim, bundan dedi Avrupa'ya evlenmek üzere giden gençler var ya, oradaki kızlarla evleniyor. Günah değil. Avrupa'daki bir Müslüman kız da burada giderken evleniyor. Hem de oraya iş bulmak için ya da hanımın olduğu yere ya da başka sebeple gidiyor. Biliyor musunuz hiç söz hakkı yok onların çoğunun. Doğru değil mi? Ne var ki? Söz hakkı yok. Camide, dernekte konuşuyor. Tamam sen sırf kayınpederin konuşuyor. Hani sen kayınpederin evine gidiyorsun önce. Çünkü dil bilmiyorsun. Oturumun yok. O yok, bu yok, şu yok. Hep o yılları bir köken. Şöyle dip duramıyorlar buradaki damatlar gibi. O damatlar biraz garip. Buradan gelen giden gelinler de garip. Onların da arkası yok. Bir telefon var. Şimdi bakın, buradan iş evlenip gittiği halde orada normal bir insan muamelesi gibi kendi kendine söz hakkı vermiyorum. Ben yaşadım diyorum. Bir genç de bana bunu söyledim. Ben gitmeyin demiyorum ama bak
bakın ne kadar acı bir tablo var. Demişler ki bu Selman, bu Bilal, Bülür, Gölesi, Kuralı değil. Bu yüksek şecaatlı, hani Arap'ın değerli adamlarıyla değerli midir? Böyle söylemişler. Muaz bin Cebel bunu duyduktan sonra Peygamberimize bu konuşmayı aktarır. Ve der ki, ya Resulallah böyle böyle konuşuyorlar. Yani bunlar bu Arapların üstün insanlarıyla bir arada oturma hakkına sahip midirler? Bu söz için ne diyorsun? Efendimiz bunları dinledikten sonra diyor ki, böyle anlatıyor, anlatıyor. Ve anneniz bir, babanız bir, işte hepiniz bir topraktan yaratıldınız, bunlarda üstünlüğünüz yoktur diye bütün bunları anlattıktan sonra Muaz bin Cebel, ya Resulallah, aramıza ırkçılık fitnesi sokan bu adam için ne yapalım o zaman diyor. Yani adam hala konuşuyor, bunun için ne diyelim? Efendimiz, cahbu ilenler, bırak o adam cehenneme kadar gitsin. Yani bunlar bizim oturacak, oturmayacak mı diyebiliriz. O zaman burada şu an, mümin olmak en büyük şereftir. Tamam, ama insanlar tabii ki birbirleriyle otururlar, severler. Fakat çok böyle kas sistemi denen şey devam ediyor. Öğretmen müdürle oturmayı pek sevmez. Müdür, müdür muameleyle oturur. İmam vaizle otururken sıkıntı çeker. Öbürü öbürüne. Halbuki özel bir ilişkisi ayrı. Ama burada biz konuşurken diyoruz ki camide fakir fukara zengin yan yana saf tutuyoruz diyoruz. Biraz doğru ama caminin dışında bu kadar doğru değilmiş. Öyleyse biz taraftarımız olduğumuz insanla olmadığımız insan arasındaki hususu ne yapmak lazım? İyi ayırmak gerekiyor. Onu böyle. Çok konuyla direkt alakalı değil ama taraftar olma konusunda bu bilgileri paylaşmak istedim. Şimdi وَجَانَا رَجُنُ مِنْ اَقْسَى الْمَد۪يَةِ يَسْنَى şehrin öbür ucundan ya da değerli bir adam, aksa iki anlamı var, bir adam geldi. Mü'min suresi var Kur'an-ı Kerim'de, orada da bu anlatılıyor. Aslında burada şu da var, bu adam nasıl Musa Aleyhisselam için gelmişse, siz de Muhammed Aleyhisselam ve dini için böyle bir adam olun diye bize de bir örnek veriyor. Olmuş mu? Olmuştur. Mü'min suresinde diyor ki bu adam, Rabbim Allah'tır diyen bir Musa'yı mı öldüreceksiniz diyor. Devamı var. Aynı şekilde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz için Rabbim Allah'tır diyeni mi öldüreceksiniz diyor. Bugün böyle diyen adam var. Şimdi oraya gidiyoruz. Tamam. Musa ise zamanında böyle bir adam var. Ayette var. Efendimiz zamanında Ebu Bekir Sıddık ve diğerleri var. Şimdi Kur'an'ı biz okuyoruz. Onlar yok. Bugün bir mümine sıkıntı çektirildiği zaman Rabbim Allah'tır dediği için onu siz yok etmeye mi çalışıyorsunuz diyen insanlara ihtiyacımız var. Biz onlardan olabilmeli ya da öyle insanlar birbirimizi bizi savunmalıdır. Tamam mı? İşte ayet bunu böyle diyor. Buyuruyor ki قَالَ يَا مُسَا اِنَّ الْمَلَا اِتَّمِعُونَ بِكَ لِيَعْتُلُوكَ فَقُلْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِمِينَ diyor ki ileri gelenler seni öldürmek üzere aralarında istişare ediyorlar. Senin durumunu görüşüyorlar. Çünkü sen bir adam öldürmüşsün, bir de İsrailoğullarından olduğu da ortaya çıkmış, bilinmiş, tarihi bilgiler geniş anlatılıyor. Seni öldürenler haberin olsun. O zaman sen buradan hemen çık, ben sana öğüt veriyorum, nasihat ediyorum. Ayrıl buradan git, yoksa seni öldürecekler. Efendimiz'i de öldürmek için وَاِذْ يَنْقُرُ بِكَلَّذ۪ينَ كَفَرُ لِيُزْبِتُوكَ اَوْ يَعْقُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ hapsetmek, öldürmek ya da çıkartmak üzere proje yapıyorlar. Aynısı. Ve böylece burada bir şey var. اِنِّي لَكَ مِنَا نَاسِمِي ben nasihat ediyorum. Nasihat ne demektir? Senin için samimi olan, doğru olanı istiyorum. Nasihat değil de kürsüye oturup da böyle yukarıdan anlatmak değil. Bu en basit, en kolay olanıdır. Nasihat, bir başkası için hayırlı olanı istemektir. Bir arkadaş bizim için hayırlı olanı istiyorsa o en güzel nasihat edicidir. İsterse hiç konuşmasın, isterse başında ayet hadisi bulunmayan bir söz söylesin. Ama ayet hadisinin ruhuna uygun davranıyorsun. Ve فَفَرَجَ مِنَّا خَائِبًا korkuyla çıktı, yatarak etrafını gözetleyerek durum duyuldu. Musa Aleyhisselam şimdi Mısır'ı terk ediyor. Allah-u Teala'nın hikmeti. Düşünebiliyor musunuz? Korkuyla doğan, bir suyun içinde saraya kalıp gider. Sarayda endişeli bekleyişler içerisinde annesine kavuşar. Ve hep bir korku ve endişeyle bir 30 yıl en az ömür süren ama sonra başına geldiği bir olaydan sonra Mısır'ı terk eden bir insan.
Sonra buyuruyor ki, yatarak bak etrafı kontrol ettin. Kadara minnekkini iminer kavmin zalimin. Ya Rabbi beni bu zalim kavimden kurtar diyor. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Bir topluluk zulme doğru gittiyse orada iş kötü. Şahıslar zulme görse işimiz kolay. Artık o zalim olabilir ama toplum zulüm üzere ittifak ettiyse musibet yaptı. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Öyle bir fitneden, zulümden, kötülükten, beladan sakının ki sadece birkaç kişiye değil, hepsine isabet eder. Yani ondan sakın. O zaman mesela günahı bütün Türkiye'de ekseriyet savunuyor. Söz sahibi insanlar savunuyorsa bela geliyor demek. Ama ferdi günahlar olabilir. Ama günah savunulmaz. Savunuluyorsa itikat bozulmuş demek. İşte şimdi yaşam tarzı kavgası yapıyor ya. Halbuki Müslümanların ne kadar yaşam tarzlarında sıkıntı çektiler, ne kadar çekiyorlar, ne yazabildik, ne söyleyebildik. Ne oldu? Yaşam tarzı diyor. Mehmet Akif Ersoy şiir yazdı ama yaşam tarzı konusundaki sıkıntılardan bu ülkeyi terk etti. Nereye gitti o da? O da Mısır'a gitti. Öbür taraftan Sayın Nursi yaşam tarzı yüzünden mahkeme öldü öyle geçti. Beri taraftan Ebal'ın tefsir yazdı ama 17 yıl küsmüşçesine evine kapandı. Dışarı çıkmadan o da birazcık fayda olur mu dedi. Bakın farklı farklı örnekler değil mi? O zaman ne oluyor şimdi? Bir topluluğun zulmü çok tehlikeli bir sonuç. Sonuç, Cenab-ı Hak diyor ki, وَلَمَّا تَوَجَّهَ مَدْيَنَ şehirden çıkıp Medyen'e yöneldi. Yani orada İsrailoğulları şeyin Firavun'un söz hakkı olmayan, yönetiminde olmayan yere gitti. Kale dedi ki, اَسَى رَبِّي اَنْ يَتْنِينِ سَوَاءَ السَّب۪يلِ umarım Rabbim beni dosdoğru bir yola iletir. Nereye gideceğimi bilmiyorum, o tarafa doğru döndü. Rabbim inşallah beni doğru yere ulaştırır. Doğru bir sonuca, doğru bir kaçışa, doğruyu bulmaya ulaştırır dedi. Bunlar aynı zamanda bizim de böyle sıkıştığımız zaman gönlünden, yerlinden yapacağımız dua örnekleri. وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَ Medyen'e vardı ve Medyen'in suyuna, yani Medyen suyuna vardı demek. O Medyen'e yaklaştı, orada bir suya var. Suyun olduğu yer, insanların toplandığı yerde de suyun çok önemi vardı. Oraya vardı. وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ İnsanları buldu. Suluyorlar, sudan istifade ediyorlar. Hayvanlarını suluyorlar. Yani hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Tamam, buraya kadar normal. Kur'an-ı Kerim bakın bunu da anlatıyor. Deveyi, suyu, insanların suladıklarını. وَلَدَ مِنْ دُونِهِ مُرَاتَيْنِ تَدُودًا Ayrıca arka tarafta bunların yanında da koyunlarımız suya salmamak için engelleyen iki tane kız gördü. Tamam, iki tane kadın gördü, kız gördü. Musa Aleyhisselam. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın yapısı hiçbir olaya bigane kalmayan bir yapısı. Yani Tur Dağı'na çıkıyor, Cenab-ı Hak diyor ki senin kavmin puta taptılar, elindeki levhalar atıyor. Yani levha atılır mı? Alimler çok güzel bir şey söylüyorlar. Allah bu Kur'an'ı Musa Aleyhisselam'ın eline verdiği gibi Muhammed Aleyhisselam'ın eline değil, kalbine verdi. Musa'nın ise eline verdi. Öfkelenince bıraktı. Ama kalpteki olan şey hiç bırakılmaz ki. Kur'an'la Tevrat mukayesesi anlatılırken hiç de vahiy ama farklı. İşte kavga edeni görüyor, karışıyor Musa Aleyhisselam. Yapısı böyle. İki tane kız görüyor. Kendisi de bekar. Bakmış hayvanlarını da engellemeye çalışıyorlar. Yani hayvanlar suya gitmek istiyor. Başkaları da hayvanlarını suluyor. Hala mahfak hukuma, hayırdır durum nedir diyor. Sizin probleminiz, meseleniz nedir diyor. Yani niye koyunlarınızı burada böyle tutuyorsunuz? Maksadınız ne? Niye zorlanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diyor. Tabi sulayamıyorlar. Diyor ki, galeta, onlar dediler ki, la neski hatta yüzdüren bir çobanlar gidinceye kadar biz böyle sulayamayız koyunlarımızı. Aslında koyunları sulamak istiyorlar. Ama oradaki çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulayamayız. Ve ebuna şeyhul kebir, bizim babamız yaşlı bir insan. Bir validir diyorlar. Şimdi buradan diyorlar ki, baba yaşlı olmasaydı bu koyunları gütme vazifesi adamlarında. Bir kere.
kız kardeşiymiş. Peki kadınlar çalışır mı çalışmaz? Bu konu çok böyle net bir cevap bulmak zor. Niye? Şimdi mesela Kur'an kurslarında kadın öğretmenler var mı yok mu? Var. Eğer de erkekler mi okutur, kadınlar mı okutur? Sorsam ne dersiniz? Kadınlar okutur. Yani çalışmak mı çalışmak? Öyleyse tamamıyla biz bir toplumda kadınlar çalışmayacak gibi bir hükme varamayız. Fakat kadınlar çalışsın demenin de ne kadınlara, ne doğacak çocuklara, ne erkeklere, ne topluma problemsiz bir hayat sunuyor anlamına da gelmiyor. İşte daha evvel söyledim. Kur'an kursunda okuyan, çalışan bir bayanın, koca olan bir bayanın ilkokula giden çocuğu annesine şunu söylüyor. Anne diyor, benim arkadaşlarım çok şanslı doğmuşlar. Niye diyor? Onlar iyi annelere düşmüşler diyor. Benden şikayetim var. Yok ama diyor, onlara sordum. Onlar eve gidince kapıyı anneleri açıyormuş. Ben kapıyı kendim açıyorum. Sen gelince bir de sana kapı açıyorum diyor. Yani evde anneyi bulamayın da çocuk şanssız anneye düştü diyor. Hatta bir İslam'a hassasiyet olmayan bir dergide, gazetenin bir bayan yazarı şöyle diyor. Ben çocuklarımı ilkokula verdim, ancak bayan öğretmene vermedim. Niye? Çünkü onlar evden iş yüküyle gelirler, akşama da evin iş yükünü düşünerek giderler. Erkekler öyle bir derdi olmadığı için diyor, daha başarılı oldular, erkek sınıfına verdim diyor. Bu mütalalar farklı olabilir. Ama şu bir gerçek, kadınların sosyal yaşamda birebir erkeklerle beraber olmasını getirdiği problemler tam manasıyla araştırılmış ve ortaya konmuş değil. Örtünme konusu, mahremiyet konusu, haya konusu, günahlara bulaşma konusu veyahut da neden için çalışıldığı konusu. Mesela adam emekli oluyor, bayan devam ediyor çalışmaya. Niye dedim? Araba alacağız, ev alacağız, bulduyu değiştireceğiz, taksiti alacağız, çocuğu evlendireceğiz. Ya adam emekli olmuş, kalıp da olabilir değil mi? Kadını da olmuş, karı koca. Halbuki biz dünyevi bir sebepten bir de acık, sıcık, mahremiyete dikkat edilmeyen bir tarz artık o kadar alışılıyor ki, o kadar alışılıyor ki siz onunla günah demeye bile korkuyorsunuz. O zaman kadınların sosyal hayatta çalışmaları, çalışacağı işin meşruiyeti, kendisinin bulunduğu yerin meşruiyeti bazı yerlerde de örf çok önemli. Neden? Mesela Medine'de kadınlar erkeklere cevap veremiyor. Erkekler baskı. Medine'de ise kadınlar baskı. Aslında ben hatta dedim ki ya Resulallah, Mekke'de kadınlar böyle bize cevap veremez. Bu Medine kadınları çok cevap veriyor diyor. Örf farklı. Efendimiz zamanında ağda bahçede bazı çalışan kadınların oldukları, artık görevlendirmelerin olduklarını görüyoruz. O zaman burada şöyle bir şey var. Çalışmaya bu kadar aşırı teşvik. Hatta kendi ayaklarının üzerinde dursun. Dursun ayağının üstünde ama ayağın üstünde gurur ve kibirle durmaya başlayınca evde iki tane kötü ortak gibi duruyor. Gurur dedim. Benim ayağım üstünde. Tamam ayağın üstüne duracak. O zaman İslami kesimde artık ev anneliği küçümsenen bir şey oldu. Ev annesi olmak. Böyle baktım gördüm de geçen konuşuyorduk sevdiğim bir hocamızla. Kaç kardeşsiniz dedim. Neredeyse iki elin parmaklarına yakın. Bu kadar çocuk büyüten bir anne, bir şey söyleyeyim mi? Doçentlik yapandan üstün desem gerekiyor. Ya doçent olmak 20 sene gerekir. Bu anne 8, 7, 9 çocuğunu 20 değil, 50 senede anne büyütüyor, öyle değil mi? 5 çocuk, 6 çocuk büyüten, 7 çocuk büyüten bir anneye verecek aile bulamaz gerekirken, şimdi 5 tane, 3 tane, 4 tane çocuk bakmış, ona hiç önem verilmiyor. Çünkü 2 çocuk, 3 çocuk için sabah kışına baktığı belli. Dayı da bu, amca da bu. Dedemin biri bana dedi ki, Allah diyor bize bu yaşta çocuk bakacağımızı verseydi bizim bedenimize de çocuk verirdi. Ne benden oluyor ne hanımdan oluyor. Topun peşinde koşturamıyorum, bıktım diyor. Kısa da bir şey söyleyemiyorum diyor. Getirip bırakıyorum. Şimdi niye? Hep ayağımızın üstünde duracağız. Ben bakıyorum öğretmen, hanıma çalışmıyor. Geçiniyor musun hamdolsun diyor. Öbürü karı koca öğretmen. Her şeyi söyleyemiyorum. Bazen diyorum ki, bu memlekette şöyle işçide, işsizlerle zaruri olan mesela, kocasının işi varsa, hanımının yoksa idare etsin ama maaşla. Hanımın varsa, adamın yoksa o idare etsin. Ama iş o kadar rayından çıktı ki,
Bir şey daha söyleyeyim, bu konuda çok şey söyleyebilirim. Ha şu da var, hocam deliller var, Tahrir-i Mermece, Kadının Hürriyeti diye 4 ciltlik kitap var, tercümesi de var. Tamam abi, sen çalıştırıyorsun ayrı mı? Ama bir şey gördüm. Kur'an kursunda bile çalışsa, Kur'an öğretse bir kadın, evden soğudu mu onu evde tutamazsınız. Evden, bak Kur'an kursunda 15 gün tatil veriliyor, çalışıp duruyorlar. Ben bir kurs işleriyle uğraştığım için anlarım biraz. 15 gün evden duracağım. Patlıyor. Yani işte iyi ya işte, çamaşır, bulaşık, badana, ziyaret, akraba, çocuk, hanım, aile. Bitmiyor ya onlara. Niye? Küçükken yetiştiremiyordu, büyüyünce ayrılacak mısın diyorsun. E zaten çocuklarla birlikte evde ne yapacağım, canım sıkıldı, onun için ben devam edeyim diyor. Artık hayatta o kadar alışıyor ki bu sefer, onu evde baban ve babaannen, anne annen gibi bir anne olmasını, nene olmasını beklemeyelim artık. Hem anan gibi eş bekleyeceksin, hem de kendi ayağının üzerinde duran tüccar bekleyeceksin. İşimiz zor. Ya Hazreti Hatice ticaret yapıyordu, kendi yaptığı işte. Onu bildireyim. Öyle değil mi o zaman? En sonunda Efendimiz de anlamış. Yani böyle burada şu var, çok kıstasa gerek yok. Ama mahremiyet o kadar bozuldu ki 70 santim tezgahın arkasında beraber duruyor. Doğru mu değil mi? Kol yok. Yaka yok. Patron hacı alacağım orada. Bir şey de olmuyor diyor. Oluyor mu olmuyor ben anlamam. Ama bu günah o kadar ayarlandı ki devlet dairesindeki kadın bu kadar yakasız makasız gezemez kanuna göre. Ama hacı amcamın büyümlü dükkanında, basma dükkanında, bilmem ne dükkanında serbest. Sonuç başka mahremiyetler getiriyor. O zaman öyle bir duruma geldik ki bu denizlere giden insanların, bu kadar denizde güzel insanların mahremiyet duygusunu bunlara anlatmak da çok zor şey. Çok zor şey. Öyleyse kadının sosyal hayattaki yeri ne gördüğü zaman hangi toplumdakinden bahsediyor diye sormak lazım. Asr-ı saadet toplumunda, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın annelerimiz olduğu bir toplumda, Resulullah'ın yaşadığı bir toplumda, peygamber hanımlarından bir şey isteyince dikkatli arada engelli isteyip, bu sizin ve onların kalpleri için daha temiz davranıştır. Annelerimiz olan peygamber hanımlarına erkeklerle konuşurken aman dikkat edin, kalbi kayardamın ya da kalbi kaymış birisi bir şey ümit eder derken. Şimdi ya bu sahabeyle ilgili ayettir. Bu sahabeyle ilgili ayette bir sahabe kalbi yok ki. Sahabe takvası yok ki bizde. O zaman kendimize güvenmenin büyük bedellerini öderiz. Sonra da sıkıntı çekeriz. Şimdi dönüyorum ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَسَقَ عَلَّهُمَا Musa Aleyhisselam o ikisini ne yaptı? Hayvanlarını suladı. Sümme tevella ila zilli. Gölgeye çekildi. Demek ki kızlara yardım etti. Latifeli olsun kız. Kuyu başındaki iki kıza yardım etti. Hani bazen kuyu başı hikayesi anlatılır ya. Bu da ilginç değil mi? Kuyu başındaki iki kıza yardım etti. Suladı ve fekale. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ve orada onları suladıktan sonra dedi ki Rabbim bana göndereceğin her hayra muhtaçım, fakirim. Ya yönnâfen dümül fukara mirazvan. Ey insanlar, hepiniz fakirsiniz. Fakirlik maddi değil, manevi olarak. Ne Allah'a muhtaçız. Yesel umman bir sema var mı lan? Yerde ve gökte ne varsa Allah'tan ister. E işte her şey fakir. Zengin ister mi? İnsan zengin de olsa istiyorsa fakir sayılır. O zaman buradaki fakir fakirlik değil. Ya Rabbi göndereceğim hayra muhtaçım. Şimdi şey dikkat ediyor musunuz? Musa Aleyhisselam kaçtı, Rabbine cinimler kalmış zalimin. Ya Rabbi beni bunlardan kurtar dedi. Kurtuldu. Asa Rabbiye yehdiyeni sema esemi. İnşallah Ya Rabbi beni doğru bir yola sevk et dedi. Hayvanları sınadı. Ya Rabbi göndereceğim hayra muhtaçım dedi. Her işinin başında sonunda dua olan biri. Bazen dua kitaplarına bakıyorum. Her dua kitabına ben inanmıyorum bir kere onu söyleyeyim. Ortalık dua kitabı kaynıyor. Bir de bir şeye çok merak ettim. Gene geçen biri geldi. Hocam dedi ne var? Evde hanım dedi temizlik yaparken saatin arkasında bir şey bulmuş dedi. Biz aramıştık ben seni yerledik falan ama heyecan içinde. He buyur dedim şöyle bir şey. Bunu bir bakıverdi. Açtık. Bir baktım bir ayetel kürsü var. Bir şeyler var. Allah bir şey yaptı. Bir şey var mı tehlikeli? Yok. Bir isim misin? Cevabı dedim. Ben şöyle yapacağım dedim. Kur'an'dan birer sayfa koparacağım. Milletin evinde, dükkanında, kenara, köşe birini sokuşturacağım şöyle. Adam bulunca gelecek. Hocam ne ya?
Adamına göre de yapıştırıyor. İçki içmeyin diyor. Adam faizci soruyor, faiz faizci koyacağım. Adam bunu da geliyor. Hocam ne yazıyor? Yazıyor. Bezerur bey, beşeydi, gayrı zamda kullahı bezerur ma bak ya min adı bayin gündürük bine. Müminsen eğer faizci bırak. Kardeşim bir tane adam gelip de bu ayette ne yazıyor demedi. Gece gündüz. Hatta isterseniz geriye de mi kapatayım? Talip hocam buradayım ama. Ben de eskiden şuraya geldim. O zaman imam odası biraz değişik. Oturuyorum. Bir amca geldi. Heyecanla elinde bir şey vardı. Haritamsı bir şey. Halim Hoca yok dedi. Yok dedi. Bir şey vardı dedi. Neymiş? Sen anlamasın dedi. Tamam tamam dedi. Ondan sonra böyle yapmışım dedi. Halim Hoca ne zaman gidecek bilmiyorum. İyi bir bak şuna. Baktım. Bu da hazinecilerin ki. Bu hazinecilerin konuşanı var. Efendim kürek kuralı var. Harita tarif eden var, malzeme satan var, hayal kuran var ama bunlar hazineye kaptırmış kendileri. Dedim bu okuyamadım, zaten okuyamazsın dedim. Neyse geldi Talip hocam. Dedim şuna bir bak dedim. Okuyor ya burada 20 sayfa cüze ezber. Dedim o büyük hoca verdi. Şimdi bana baktı Talip hocam. Ben okuyamadım dedim. Ben de okuyamam. Okuyamayacak mısın dedim. Yani bizim hocalarımız nuska okumakla hazine haritası okumaya bağlandı anlaşıldı. Onu okuyamadın mı? İnan hoca değilsin. Öyle mi diyeyim? Adam inan böyle. Adam ya okuyamadık, anlaşılmadı, şifre dinliyorum. Ya kuvvetli bir hoca yok mu diyor. Devam hocaya git o zaman diyor. Ne yapayım? Ahmet Tomar'a gönderiyor, konuşamadık kalalım. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hayatını okurken sayın kaynaklarda sanki Resulullah tüm işini bırakmış, hep dua ediyor gibi güzel dualar var mı yok mu? Var. Ya Peygamberimiz, namazını okuyorsun, işi yok da bu kadar namaz kılıyorsun. Demek ki hayatı rukyadan süt ceda, ne demek biliyor musunuz? Sanki onu daima rükû ve secde eder bulursun. Allah Resulü, bakın Musa Aleyhisselam, üç ayet okup üç ceda dua ediyor. Hayatları hep dua okuyor. Sonra bu duasını yaptı. Fecaü ihtâhuma temşî alestirkiyâ. Gelelim kadının sosyal hayatta çalışmadaki en önemli prensibine. Nihayet kızlardan biri yürüyerek ona geldi. Ama nasıl yürüdü? Bu kız uzun muydu, kısa mıydı? Güzel miydi, çirkin miydi? Yaşlı mıydı, değil miydi? Nasıldı giyimi, kuşamı? Hiçbirini söylemiyor ama. Kızın bir tek özelliğini söylüyor. Buyuruyor ki bu kızın tek özelliği alestir ya utanasınına geldi diyor. Utanmak kelimesi. Bir hadis-i şeriflesi biliyorsunuz ki iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah. En aşağısı yoldan eziyet vereni kaldırmak hayada imandan. Üç tane özellik sayıyor. Aslında haya duygusu bir bayan için tüm güzellikleri, özellikleri sosyal hayata koyan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Haya duygusu başörtüyle, çarşafla, elbiseyle doğruyor. Artık öyle dipleşen hayal olduk ki kıyafet ne olursa olsun ben varım, ben mücadelesi veren kadın erkek toplum haline geldi. Halbuki el hayal hasenin velakinden nisa hasen. Hayal güzel kadın da daha güzeldir. Allah Resulü demiyor mu? Kızlardan birine buraya gidecek misin diye sorduğunda sükut ederse o hayasından sustuğu için onu oraya vermek gerekir. Öyle değil mi? O zaman burada şunu diyorum. Bu Musa Aleyhisselam'a gelen kız Allah'ın anlattığı en önemli özelliği haya. İstahyu minallahi hakkar haya. Allah'tan hakkıyla haya edin. Haya etmezsen dilediğini işle. Hadis-i şerifler var mı yok mu? Var. O zaman peki hayanın en güzel özelliği kim? Fe yestahyi minkum. Peygamber sizden haya ederdir. Nasıl haya ediyor? Mesela şimdi gittik çok bir şey yememize. Hocamıza, büyüğümüze gittik. Gece oturduk, yemek yedik. Seyrettik, mübarekti hocamız. Herhalde hocamız bize bir ihtimal ki sabah 10 yatağa kon, hadi bakalım ben bu teheccüde kalkacağız der. Efendimizin evine gidiyorlar. لَا تَقُلُوا بُيُوتًا دَبِيهِ اِلَّا اَنْ يُدَّدَهُمْ اِلَى دَعَانُ اَيْرَ نَعْضِرِينَ اِنَا وَلَكِنْ اِذَا رَعِيْتُمْ تَقُلُوا فَاِذَا رَعِيْتُمْ فَانْتَشِرُوا Yemek için çağrıldığınız zaman beklemeksizin böyle girmeyin, girdiyseniz yiyince dağılın. Niye? Çünkü peygamber eziyet çekiyor ve utanıyor sizden. Vallahu la istahyi minel ah! Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Efendimiz
aile hayatını, gece ibadetini, sabah namazını, ümmetin sıkıntısını çekiyor ama diyemiyor ki saatte bayağı geçti. Sabahleyin buluşuruz. Hadi diğer çiftimize, evimize. Bunu diyemiyor misafirlerine. Böyle hayalı bir peygamber, ev sahibi. Ev sahibi de hayalı. Cenab-ı Hak diyor ki o hayalı diye siz de böyle yapmayın. Üzmeyin onu diyor. O zaman hayalın Efendimiz'de görünen boyutu bu. Bu iki kızdan birinde görünen boyutu. Şimdi çalışan bayanların bu hayal duygusu nasıl ortaya konacak? Ve diyor ki kız geldi. Bu efendim utana utana ona geldikten sonra gale inne evinye buke diye bize ecre masır meydanına baban sizi çağırıyor dedi. Bizim koyunlarımızı kulladığınız için sizin ücretinizi vermek istiyor. Bedavadan iyiliğin üstüne yapmak yok. Biri bir iyilik yapıyorsa ona bir iyilik yapmalı. Ya dua etmeli ya ikramda bulunmalı. Öyle babasına davet etti. Fenem maciyanehu fakat saleh ikrasas. Kısaca anlatıyor Kur'an. Kalktı Musa Aleyhisselam geldi. Hani diyorlar işte yok yoldan gidiyor ne eteğin uçuştu. Bunları anlatmayı çok uygun bulmuyor. Peygamberler ismet sahibi insanlardı. Böyle etekle metekle uğraşmadım ama hikaye olarak güzel olabilir. Geldi, anlattı başından böyle böyle geçti diye. Dâle lâ tehâf. Dedi ki o yaşlı zat. Korkma artık. Necevde minel kavmuz dâlemi. Zalim kavimden kurtulduk. Korkma dedi. Merak etme. Şimdi burada kal dedi. Anlaşma yaptılar, iş anlaşması, 10 yıl ya da 8 yıl kalırsan iki kızından biriyle evlendireceğim seni. Kızını delikanlıya teklif eden bir baba. Var mı? İsim vermeyeceğim, biz bugün böyle alışkın değiliz. Sahabeden kızını bir diğer sahabeye evlenir misin diye bir tanesini üzülüm Hazreti Ömer. Kızı için Hazreti Ebu Bekir diyor ki, kızımı sizinle evlendirsem diyor. Cevap vermiyor. Bir başka sahabeye söylüyor, vermiyor. Bir tanesi aman diyor. Son Hazreti Ömer kızıyor. Diyor ki ya iki tanesi cevap bile vermedi diyor. Sonra Efendimiz talim olup evlenince öbürleri diyor ki biz sustuk belki daha hayırlı bir sonuç olur diye. İstisna da olsa bir insan kızını o dininden ve ahlakından hoşlandığı birisiyle evlendirebilir. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de var işte ayette. Ama ne yapmışlar? Çobanlık yapmış. 8 veya da 10 yıl ayette var. O halde bunu niye anlatıyorsun? Bir peygamber doğumu tehlikeli öldürecek diye kundaktan suya bırakıyor. Sudan sarayda yakalanıyor. Sarayda 30 yıl kalınca bir adam öldürme sebebiyle uzaklaşıyor. 10 yıl çobanlık yapıyor. Sonra Firavun'un karşısına gidip dini tebliğ ediyor ve saltanatı Firavun'a sıfır oluyor. Bunun Cenab-ı Hak Mekke'de Müslümanları anlatıyor. İşte siz hayatınızı Musa kıssasıyla görün. Hayat böyle farklıdır. Yusuf dedik ki evinden kuyuya, kuyudan saraya, saraydan zindana, zindandan yönetime geçmiştir. Musa ise de saraydan çobanlığa geçmiştir. Ama sonunda hepsi galip gelmişler. Öyleyse Cenab-ı Hak bizlere de bu kıssalardaki sabır, metanet, parçayı değil, bütünü doğru anlamayı nasip eyleyerek zalim kavimlerden bizi kurtarsın. Rabbimiz bizi razı olduğu yola ulaştırsın ve bizi hayatımızın her zamanında göndereceği hayra muhtaç olarak lütfuyla ihsan ve ikramda bulsun. Geçmişlerde rahmet eylesin. Pazar günü akşamı Berat'tan dolayı değil mi hocam? Berat'tan hocam. Pazar günü akşamı inşallah Berat Kandili olduğunda beyan edelim. Camilerde, farklı camilerde farklı programlar olacaktır. Bu kandiller vesilesiyle ben bu kandilleri şöyle anlıyorum. Bizim cuma selasına benzetiyorum. Peygamberimizin zamanında ezan bir tane okunuyormuş. Sonra Hazreti Osman bakmış bu millet camiye yetişemiyor. Bir ezan daha okunmuş ona. Önceden. Baktım hepsi iki ezan okunuyor. Aslında bir tane. Sonra nereden adet olmuşsun? Cuma'dan bir saat önce de bir ezan okunmuş. Selam başlamış. Aa, selam okunuyor, cuma geliyor. Bazı şehirlerimizde perşembe günü de selam okunuyor, ikinci var mı? Var. Niye? Yarın cuma diye. Aynı bu kandiller de, aga ile Ramazan geliyor, kurban geliyor, ikram geliyor, manevi izzet geliyor diye. Sanki bir uyarıya benziyor. Rabbim uyarıdan istifade edenlerden eylesin.